Evet arkadaşlar herkes yeniden selamlar bir başka futbol menajer 2021 videosuyla yine sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere futbol Manager serilerinin en iyi oyunlarının bir tanesi olan futbol menajer 2006'nın wonder kitleri ne şu anda ne yapıyor o soruya yanıt aramaya çalışacağız sizlerle birlikte. Video detaylarına sonra geçiyorum ama video detaylarına geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet dostlar videoya yeniden hoş geldiniz tarihler 3 Ağustos 2020 listedeki ilk ismimiz tabii ki e, alışılmış oyunculardan birisi olmayacak Akın Fiev olacak Akın Fıev e, bildiğiniz üzere hiç Rusya'dan ayrılmadı ve şu an 34 yaşında FM 2006 2007 2008 serilerinde Wonderkid oyuncudu 86'lı bir oyuncu yani Oyun çıktığında 19 yaşındaydı. Özellikleri hala çok iyi seviyelerde ama Futbol Manager 2006-2007-2008 serilerinde gerçekten çok iyi bir oyuncu oluyordu. Kariyeri boyunca CSKA Moskova'ya adanmış bir kariyer ve son sezona kadar gayet iyi performanslar sergiledi. Arada sadece 2007 sezonunda bir e, maç fazla maç kaçırdığı dönem var ama onunla birlikte şu anda hala iyi bir kaleci konumunda Akinfeev, Igor Akinfeev. Oyuncu özellikle tayına baktığımızda şu an için 137 yetenek puanında ve 157'ye kadar ulaşması bekleniyordu. Geçmiş oyunlarda bu başarıya sağlamış bir oyuncu Igor Akinfeev. Ee, i̇lk sırasında listemizin Igor Akinfeev vardı CSK Moskova'dan. İkinci sırada Thomas Sibok var. Kendisi bir dönem Beşiktaş ve Bursaspor formaları giymişti Süper Lig'de. Kariyeri boyunca Sparta, Prag, Udinese işte efendime söyleyeyim Çeske gibi takımlarda forma giymişti ve şu anda antrenör olarak futbol manager 2021'de karşımıza çıkıyor. 36 yaşında futbola veda etmiş 19-20 sezonunda Thomas Sivok. Sivok'un kariyerini bu şekilde görebiliyoruz kariyer olarak. Göze çarpan en önemli şeyler tabii Türkiye Kupası Şampiyonluğu var. Milli takım forması giydiği dönemlerden olan başarıları var ve Türkiye Süper Ligi şampiyonluğu 2009'da Beşiktaş'la kazandığı Ardından ülkemizde Bursa Spor'da oynadı. Şu an için antrenör profili olarak çok zayıf bir profile sahip ama disiplin seviyesi, kararlılık ve uyum özellikleri iyi seviyelerde gözüküyor. Thomas Sivon, Sivok antrenör olduğu için yetenek puanına bakamıyoruz ama o da Wonder Kid seviyesine Udinese ve Beşiktaş performansları hariç çıkabilmiş bir oyuncu değil maalesef ki beklentilerin altında kaldı Thomas Sibok. Sıradaki diğer bir Wonder Freddy Guarin kendisi şu an Milanieros takımında Milanieros Milna, Milonier, Milonarios Milanorios takımında forma giyiyor. Adını söyleyemedim. E, FM 2006'da iyi bir Wonder Kid'di. Benim de defalarca kez kendisi transfer etmişliğim var kariyeri boyunca Inter, Porto, Sheva, Vasco de Gama, Boca Juniors, Saint-Etienne gibi takımlarda forma giydi. Çin liginde iyi performanslar sergiledi ama onun dışında çok böyle istikrarlı bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Inter döneminde yine birkaç sezon İyi Freddy Guarin iyi performanslar sergiledi. Özellikle 13, 14, 14, 15, 16, 15, 16'da forma şansları buldu. Inter'de ardından Çin'e 13 milyon euroya satıldı. Çok gezdiği bir kariyer söz konusu kendisinin ve Vasco da forma giyemeden şu anda Millonarios takımına, Kolombiya Ligi'ne ülkesinin takımlarından Kolombiya Ligi'ne geldi. 157'ye kadar ulaşması beklenen yetenek puanı 130 seviyelerinde. Artık 34 yaşında olduğu için gayet normal ama buna rağmen çok çok iyi bir zihinsel ve teknik özellik dağılımı var. Freddy Guarini'nin Guarin'de yine Wonder Kid seviyesine ulaşabilen oyunculardan bir tanesi oluyor listemizde. Sıradaki oyuncumuz Anthony Van Den Bore. Kendisi 32 yaşında Andalet'le sözleşmesi var şu anda. o da sağ olarak Futbol Manager 2006'da Wonderkid seviyesindeydi. Kariyerine başladığında 2006 bakın görüyorsunuz 2005, 2006, 2004, 2005'te kariyerinde maç forması giymeye başlamış ve ardından Fiorentina'ya 3,5 milyon euroya transfer oluyor. Genoa, Portsmouth kiralı, Genk, Andalet ve Mazambe'ye bir dönem bedelsiz olarak Kongo'ya gidiyor ve şu anda yine kendisi 2 sezondur. Andalet forması giymeye devam ediyor. 32 yaşındaki Bore özellik olarak 90 yetenek puanıyla karşımıza çıkıyor. 145'e kadar ulaşması bekleniyormuş ve özellikleri gerçekten berbat seviyeye düşmüş. Biraz da Dwayne Johnson havası var kendisinde. 26 kez milli takım formasını giyen Bore bu dönemde bir gol atabilmiş ve şu an için çok düşük değerlerle e, ee, doğup büyüdüğü andalette futbolu bırakmayı bekliyor. 32 yaşında henüz. Sırada Nuri Şahin var. 31 yaşında. FM 2006'nın belki de en genç Wonder Kitlerinden bir tanesiydi. Şu anda Antalyaspor'da ülkemizde forma giyiyor. En son Antalya Spor'dan önce Werder Bremen'de 2 sezon geçirmişti. Ondan önce Borussia Dortmund, Feyenoord, Liverpool, Real Madrid işte gibi takımlarda forma giymişti. Borussia Dortmund'da çok uzun dönemler forma giydi ama Kendisi Türk milli takımından da sevdiğimiz tanıdığımız bir oyuncu 52 maçta 2 gol attı milli takımla İlk golünü attığında ki sahne gözümün önüne geliyor ve ilk sah sahaya girdiği maç gözüme gözümün önüne geliyor. 31 yaşında dediğim gibi oyuncumuz iyi özelliklere sahip Antalyaspor'da kariyerine devam ediyor. 2 yıllık bir sözleşmesi vardı Antalya Spor'da sezon başında. 120 yetenek puanlı 148'e kadar ulaşması bekleniyor. Orta sahada fiziksel olarak değil de teknik olarak çok önemli işler yapan isimlerden bir tanesi Nuri Şahin oluyor Nuri Şahin de 2006'daki Wonderkidlerimizden Kitlerimizden baktığımız bir tanesi oluyor. Sıradaki oyuncumuz João Moutinho. Kendisini çok severek FM 2013'te oynattığım oyunculardan bir tanesiydi. 33 yaşında 121 Portekiz milli maçı 6 gol ve şu anda Wolverhampton'da forma giyiyor. Uzun süre Sporting Lisbon ardından Porto ardından Monaco ve 3 sezondur Wolverhampton macerası devam ediyor Juan Moutinho'nun en parlak dönemlerini geçirdiği söylenemez kariyerin ama Monaco'daki performansların üstüne gerçekten Wolverhampton'la bir Premier League mücadelesine çıkmışlardı Nuno Espirito Santo ile birlikte oyuncunun zaten kilit oyuncu olarak lig takımında olduğunu görüyoruz Wonderkid olmanın hakkını veren bir oyuncu 151 yetenek puanla 154'e kadar ulaşması bekleniyor full potansiyeliyle karşımızda Joao Moutinho FM 2006'dan beri değişmeyen yetenek Joao Moutinho bizlerle birlikteydi. Antalya bütün Wonder Kit'leri toplamış der gibi dediğinizi duyar gibiyim. Lucas Podolski sıradaki oyuncumuz. Bitiricilik özelliği 16. Daha önceki serilerde 18-19'ları bulduğu da olmuştu. Uzaktan şut keza öyle. Ülkemizde bir dönem Galatasaray'da oynadı. Oradan Japonya'ya gitti. Kariyerine Köln'de başladı. Bayern Münih'te oynadı. 2 sezon ardından Köln tekrar ve Arsenal'da oynanan 3 sezon ardından Inter'e kiralık gidiyor. Oradan Galatasaray'a geliyor. Galatasaray'da 2 sezon geçiriyor. Kobe ve Antalyaspor'da geri kalan 2 sezonda forma şansı buluyor. Lukas Podolski gerçekten bir dönem imrenerek baktığımız oyuncular yavaş yavaş ligimize gelince tabii çok eski havalar olmadan geliyor ama 115 yetenek puanı ve 156'ya ulaşması beklenen yetenek puanıyla 35 yaşındaki Lukas Podolski yine bizlerle birlikteydi. Yetenek puanının dağılımı ve profili gerçekten yine bir yaşına göre çok iyi seviyelerde. Son iki sırada Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'ya bakalım arkadaşlar. Lionel Messi Barcelona'nın yıldızı zaten 33 yaşında. Yetenek puanı olarak oyunun 195 yetenek puanıyla en iyi seviyelerinde kariyerine Barcelona'ya adayan bir oyuncu. 517 maçta 455 gol. Daha ne denilebilir ki? 20 golün altına düşmüyor, 30 golün altına düşmüyor daha doğrusu. Gerçekten harika bir profil Lionel Messi. Yani konuşulabilecek bir şey yok üstüne. Ee, ödülleri Keza aynı şekilde birçok ödülü var. Cristiano Ronaldo ile birlikte Dünya Futbolu'na son günlerde son zamanlarda damga vuran oyunculardan bir tanesi Lionel Messi. Tabi onlarla birlikte Sergio Aguero, Carlos Tevez gibi isimler de. FM 2016'nın Wonder Kitleri listesindeydi. Cristiano Ronaldo'nun profili bu şekilde. Tabi Ronaldo Messi'ye göre biraz daha büyük yaş olarak 194 yetenek puanı ile karşımızda Ronaldo. Ronaldo da keza Lionel Messi gibi dünya futbolunda 579 maçta 450 gol golüyle gerçekten bizleri futbola doyuran insanlardan futbolculardan sadece iki tanesi. FM 2006'ya dair Wonderkid listemiz bu şekildeydi dostlar. FM 2006'nın Wonderkidleri bugün ne yapıyor sorusuna sizlerle ufak çaplı soru cevap aramaya çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız lütfen aşağıdan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı, ayrıca kanalıma da abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim ve bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.